Taşıma çantası sürekli dışarıda durduğu için. Çünkü kediler çok seviyorlar. Onu ev olarak kullanıyorlar. Büyük mekanlarda uyumayı sevmiyorlar. Küçük yerlerde uyumayı daha güvenli buluyorlar. Güneşten, ısıdan bayağı bir etkilendi. Soğuk oluyor, sıcak oluyor. Mesela bugün çok sıcak. Bunaltıcı derecede bir sıcak. Nefes almakta bile zorlanıyorum bazen. Nem ve rutubet de yüksek. Ama... Birkaç gün sonra hava sıcaklığı bir 5-6 derece birden düşecek. Böyle geçmeyen bir grip, geçmeyen bir halsizlik oluyor bu zamanlarda. Artık iklim değişikliği böyle bir şey olsa gerek. Şimdi çantanın etrafına böyle bir ip dolaştırdım ama ne kadar tabi sağlam o tartışılır. Sonra şöyle bir örtü serdim. Bu onları sakinleştiriyormuş ama bizimkini pek sakinleştirmedi. Çünkü bu bayağı kabadayı kedilerden bir tanesi. Böyle kavga ettikleri zaman tüyler havalarda uçuşuyor. Benim amacım hayvan bakımını her yönüyle göstermek. Son dönemlerde zaten YouTube'da böyle veteriner hekim videoları oldukça tutuyor ve orada görüyoruz zaten. Her hayvan farklı bazısı böyle kuzu gibi bazısı koyun gibi bazısı kaplan, bazı jaguar gibi gerçekten onlar parmak izlerimiz kadar farklılar. Böyle de olmalılar. Yaratılışımız bu. İşte onu sakinleştirmeye çalışıyorum ama işin zor tarafı veteriner hekim kliniği 9'da açılıyor. Yani açılması güzel bir şey ama yeterli değil. Mesela sokak hayvanını götürüp bırakabileceğim bir alan yok. Onlara ait bir kafes yok. Allah'a şükür bir çalışan var şu anda. Eskiden çalışan da yoktu. İşte çok zor oluyordu veteriner hekime ulaşmak. Şimdi en azından klinik açık ama yeterli değil. Bir büyük kafes olması lazım. Sokak hayvanını ben çünkü ne zaman yakalayacağım belli olmuyor ki. Evci hayvan değil ki bu. Evci hayvanını alırsın koyun gibi koyarsın kafesin içine istediğin zaman götürürsün. Bu sokak hayvanlarında böyle değil. Ne zaman yakalayacağız, ne zaman sakinleştireceğiz belli olmuyor. Bazen koyuyorum çantanın içine bir bakıyorsun sokaktan kaçmış gitmiş. İşte böyle. Ee, bu işin zorluklarından bir tanesi. Bunları herkesin bilmesi gerekiyor ki ona göre sahiplensin. Ee, sahiplenilip sokağa bırakılan hayvanların aslında e, niye bırakıldığını sorgulamak lazım. Aa sen sokağa hayvan mı bıraktın? Vicdansız, kötüsün. Şöylesin böylesin demek yerine buna bir çözüm getirmek gerekiyor. Mesela en çok üniversite öğrencileri bırakıyormuş. E çocukların muhatap olabilecekleri bir yer yok. Yetkililerle Konuşamıyorlar, diyalog kuramıyorlar. E, bu noktada resmi kurumların çözüm bulması lazım. Yani e, her üniversitenin sokak hayvanları birimi olması lazım. Artık çok güzel bir şekilde üniversitelerin bahçelerinde sokak hayvanlarını görüyoruz. Peki bu sokak hayvanlarıyla ilgili bir birim var mı üniversitelerde, hastanelerde ya da diğer kamu kurumlarında? Yok. Kanuna göre sokak hayvanları istedikleri özel ya da kamu kurumlarının bahçelerinde barınabilirler. Bu onların hakları. Ama muhatap olabileceğimiz kişilerin de olması gerekiyor. Efendim oğlum ne oldu? Şimdi saat 8 gibi baksa aldım kediyi ama veteriner hekimimiz saat 11'de gelecek. Bu da çok uzun bir süre. Hangi canlı olursa olsun bu kadarcık küçük bir yerde durması çok zor. E tabi hayvancağız ee, rahatsız. E, ben de üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Yani sistem çok geride, sistem çok ağır işliyor. Allah'tan veteriner hekimiz çok iyi niyetle fiyatta oldukça indirim yapıyor. Hayvanları çok seviyor, çok vefalı. İstediğim zaman ulaşabiliyorum. Her zaman telefonu açıyor. Sabahın erken saatinde de, gece geç saatte de yani tabii ki gece. Makul yani diyelim ki bir 8-9 gibi diyelim. Ee, yani bu bir şans bence. Bakalım bekliyoruz. Ee, saat 11 buçuk veya 12'de gelecekmiş Peki. O zamana kadar tutabilir miyim? inşallah tutabilirim. Çünkü artık iyileşmesini istiyorum. 2 yıldır kapanmayan bir açık yarası var. Diyaresi var. Bir de bu pisi pisi otu kaçtı gözüne. Yani gerçekten çok korkunçtu. Umarım iyileşir.